17-25 Aralık meselesidir. Yani yolsuzluk, rüşvet, ayakkabı kutusu, kaçakçılık, altın bilmem ne yerlisin bildi. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı. Nereye kadar uzanıyorsa uzansın üzerine gidilmeli. Türkiye aklanmalı, patlanmalı. Kim yolsuzluk yapmışsa, kim rüşvet vermişse, kim ayakkabı kutularında neyi saklamışsa, kimileri ne billere sahip olmuşsa, yetimin hakkının hesabını vermeli içerisinde. Buna televizyonlara çıkıp 45 dakika sonra niye yalan konuşuyorsun? Yalanı alışkanlık haline niye getiriyorsun? Sürekli yalan söylerken yalandan başbakan niye oluyorsun? Korkmayın, yadırgamayın. Dört ilkeyi kabul eden, HDP'nin dışında hangi parti varsa onlarla her türlü fedakarlığı yapar, hükümeti kurar, memleketi sahipsiz, milletimizi birbirlerine düşman etmekten kurtarız. Türkiye'nin bu kadar nazik bir ortamında Şankırı'dan milletvekili istiyorum. Şimdi kalkmışlar, MHP çok az bir oyla kaybetti. Kaybeden oyun sayısını arttıralım. Çankırı'da MHP'siz bir milletvekili olmayan bir MHP'yi ortaya koyalım ve bunun içinde ne gerekiyorsa yapalım gibi gazetelerde başlamışlar o kamu araştırmaları. Şunlar kıl payı, şunlar şöyle olursa MHP çıkartır veya kaybeder. Çankırı'nın iadesine ambargo koyan bu kamu araştırmacı AKP'den beslenen güruha cevap verecek misiniz? Şekerci Hüseyin Yakar kardeşimi Çakki Canoğlu'sa ikisini birden meclise gönderecek misiniz? Çankırı'nın üzerinde kimse hesap yapmasın. Çankırı'nın sırtında kimse kurban kesmesin. Milliyetçi Hareket Partisi aradaki farkı kapatıyor ve milletvekili çıkartabilecek bir güce doğru gelin. Şimdi bazı illeri yönetimi imkanı buluyoruz. Bunun da ilk başlangıcını Çankırı'da yapıyoruz. Ve farkı gidermek için, Çankırılarla buluşmak için, Çankırılarla kaynaşmak için bir Kasım pazar günü de Çankırı'da el ele sandığa giderek Kadir ve Hüseyin'i meclise gönderme kararlılığını ortaya koymanız için bir toplantı düzenleyin, geleyin dedim. Allah'a şükürler olsun. Miting gibi olmuş. Sizi sevgilerle saygılarla selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sen abi. İşte Ahmet abi.